Selamünaleyküm herkese, hayırlı günler, hayırlı vakitler arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olursanız iyiyim Allah'a şükür. Mükemmel hissediyorum. Bugün neredeyiz? Bugün arkadaşlar Sarut Yaylası'ndayız. Burada ne yapacağız? Öncelikle onu açıklayayım arkadaşlar sizlere. Arkadaşlar buraya niçin geldik? Buraya arkadaşlar rahmetli dedemden kalma yayla öreni var. Yani yıkık. Orayı çevireceğim. Şöyle bir planım var arkadaşlar. Hani şimdi değil de ilerleyen zamanlarda Cenab-ı Allah nasip ederse, hani biraz da param olursa, buraya arkadaşlar böyle kulübe tarzında veya nasıl desem bir ufak bir yayla evi yapmak istiyorum. Tabii dedemin yeri arkadaşlar, çünkü nasıl desem rahmetli dedemden kalma. Buraya güzel bir yer çevirip hani ufak bir şeyler yapmak istiyorum. Hani hem ben hem akrabalarım vesaire, hani herkes gelip istediği zaman hani burada başını sokabilecekleri bir yer olsun istedim. Hani Cenab-ı Allah nasip ederse buraya böyle güzel bir yer yapacağım. Şimdi evin yerini göstereyim arkadaşlar öreni. Arkadaşlar şurası yayla, bura Cins Femin'in eviydi, orayı sattılar. Şurada arkadaşlar rahmetli Ahmet dedemin evi vardı burada. Buraya arkadaşlar şimdi etrafına sırıklar çakacağım, yerini belli edeceğim. İlerleyen zamanlarda da Cenab-ı Allah nasip ederse yavaş yavaş tahtadan bir planım var. Hani kendim yapmak istiyorum arkadaşlar, hani her şeyini. Usta tutup yaptırabilirim ama gerek yok. Hani hem ekonomik olarak beni zorlamasın, hem de kendim yavaş yavaş burada arkadaşlar gelip şuraya bir ev yapacağım. Manzarası da şuradan bakınca arkadaşlar, Sarut zaten burası. Böyle buraya güzel bir yer yapma planım var inşallah, hani gerçekleşirse. Şimdi buranın etrafını çevireceğiz. Şöyle manzarası da güzel arkadaşlar, yayla sonuçta. Tabi burayı arkadaşlar çevirdiğim zaman ilk planım, hani her şeyden önce şu bölgeyi bir ağaçlandırmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle hani şuraları hep ağaçlandırmak istiyorum. Burada ne yetişir? Söğüt oluyor biraz, hani veya kavak ağaçları vesaire, bunlar daha çok oluyor. Çam dikeceğim. Buradan alıp hani dikebildiğim kadar şu bölgeyi bir ağaçlandırıp yemyeşil bir alan yapıp ondan sonra içerisine bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Ama önce etrafı dediğim gibi arkadaşlar, hani gölgesinde oturabileceğim bir ağaç olsun. Benim vesaire buraya gelen arkadaşlarımın, misafirlerimin kim olursa olsun arkadaşlar, ben buraya yaptığım zaman eğer Allah nasip ederse kim olursa olsun istediği zaman gelebilir buraya. O yüzden böyle bir proje yapmak istedim. Anne, ailem de destekledi, Allah razı olsun dediler, hani tamam git çevir yap, yapabilirseniz babam özellikle. Şimdi arkadaşlar kameramı kurayım, hemen kazmaya başlayacağım. Ne yapacağız? Sırık getirdim arkadaşlar, sadece şöyle 1 2 3, hani 3-4 tane sırık çekeceğim. Maksat belli olsun arkadaşlar yerimiz, etrafını ondan sonra hani güzel bir şekilde yapacağım inşallah. Önce tabii yerimizi belli edeceğiz. Arkadaşlar zemin çok sert, kazmayla kaldım, kazdım biraz. Yunus Emre'ye dedim, abim biraz su doldur gel, dibini biraz yumuşatmam gerekiyor çakacağım yerlerin. Biraz bidon su doldurayım, dökeyim, hiç olmazsa yumuşasın biraz arkadaşlar, çaktığım zaman sağlam dursun. Biraz da dibini zaten şeyle, şuradan kırmızı toprak var şurada arkadaşlar ileride, oradan biraz toprak getirip veya da taşlarla etrafını çevireceğim. Evet arkadaşlar, komşularla da hemen tanıştık. Tanışmaya gerek yok zaten. Hepsi rahmetli Musa dedemin arkadaşları. Onlar çok
Ava vesaire yaylaya çok gezmeye gelirlerdi. Hani burada anlatıyor şimdi az önce Ahmet dedenle işte ne gelirdik sırtımızda çantalarla buralara diye. Onlara da söyledim hani bir soran olursa hani kim yaptı burayı diye benim ismimi verecekler. Herhangi bir sorun olmasın diye. Evet, şuraya hemen biraz su dökelim, yumuşasın arkadaşlar. Anacım da yardım ediyor. Biraz daha dök anne istesin. Biraz da şuraya dökelim. Gel birazcık da oraya dökelim. Orayı da gazlayayım. Bura biraz çeksin, yumuşasın arkadaşlar. Şu üstte de, köşeye de bir tane dökeceğiz. Şuradan örenin hizasıyla arkadaşlar. Ana ne tarafa yapalım? Şöyle. Ha? Karşısı şöyle. Şöyle. Oradan şuraya şöyle dile. Tamam. Arkadaşlar kazdım. Şimdi teyzemler çağırdı. Hemen arkadaşlara gelin biraz oturalım diye. Şöyle şu evde arkadaşlar onların. Gidelim biraz da orada oturalım. Şöyle bakalım bir de yaylamıza. Buraya arkadaşlar dediğim gibi. Hani dursun yerim belli olsun. Şimdi ben yaparım. Bir sürü akrabam var. Hani baba tarafı, anne tarafı fark etmez benim için. Hani gelir istediği zaman istediği, herkes istediği gibi oturabilir. Ya da ne bileyim işte bir yerden geçerler, başları sokacak bir yer olur. Hani bu şekilde bir şey düşündüm. Etrafında ufak bir şöyle taşlarla çevir vereceğim hemen. Çünkü arkadaşlar vaktim yok. Bugün gideceğim. Hani yarın gideceğim bugün demişim. Şuralarda eski öğrenler. Şimdiden arkadaşlar komşularımızdan Allah razı olsun hemen çay may dediler, gelin oturalım. Gelin oyunda manzarasına bakalım. Ya da yüksekte oradan güzel görünüyor etraf. Burada da arkadaşlar dayıcım fidelleri ekmiş. Bunlar ısılıyor. Kolay gelsin dayıcım. Allah razı olsun. Biber fidanları, kayısı var, çilek var arkadaşlar. Tabi burada yetişen sebzenin meyvenin tadı bambaşka olur. Yayla sonuçta arkadaşlar burası. Havası, suyu, domates fidanları var. Marul, kiraz ağacı var. Burada güzel soğanlar var. Maşallah ne güzel yer. Ben de inşallah öyle bahçeler yapacağız ilerleyen zamanlarda. Evde de arkadaşlar Babil kuşlarının yuvası var. Yukarıda hep yapmışlar buraya. Manzara da çok güzel arkadaşlar. Böyle her yer görünüyor. Etraf gayet güzel. Bizim yerde orada olacak. Allah nasip ederse. Şimdi geldik, kahve içeceğiz arkadaşlar. Kahveden sonra hemen gidip orayı halledeceğim. Sonrasında Aygır'a gitmeyi düşünüyorum. Bir tuzluğun pili yiyeceğiz. Şu karşı Soğla Gölü arkadaşlar. Şu bölge. O ağaçlandırma yapılan yer. Bizim ineklerin olduğu yer. Şurada karpuz bahçeleri falan var. Bizim bıyıklı dayımız var bir tane rahmetli. Onun çocukları ekiyor. Orada da inşallah video çekeceğiz.
davet edildik. Da, tabii şu an kartuzlar olmadığı için daha gitmedik. Şu karşı çat yaylası arkadaşlar. Buradan böyle geliyoruz. Şu şekilde buradan Sarut yaylasına. Çok güzel tabii. Musa ne haber? Kaçıyor. Manzarası falan mükemmel arkadaşlar. Daha şöyle kamerayı biraz hızlı çekim alıp sizi böyle bir manzarayla baş başa bırakayım birkaç dakika. Bu tarafta Aygır Boğazı, bizim inek getirdiğimiz yer arkadaşlar. Oradan şöyle gelmiştik. Havada yağışlı gibi sanki biraz. Evde arkadaşlar, dedemin arkadaşları olan Haceli Koyuncu'nun oğlu Ahmet Koyuncu abimiz var. Onun evi çok da güzel. Gerçekten evi de yani hem konum olarak yüksek, her yeri görüyor. Gayet de bahçesi çok iyi hatta. Böyle aşağıda domates fidanları, marul. Böyle kapıda şeyler var arkadaşlar, bidonlar var. Estikçe dönüyor. Tabii hayvan gelirse kaçırsın diye. Kahve verebiliriz arkadaşlar. Gideceğiz şimdi. Allah razı olsun herkese. Evin etrafı komple kuş yuvası dolu arkadaşlar. Arka tarafı da aynı şekilde. Hep şöyle. Evet arkadaşlar, kahvemizi içtik. Şimdi hemen şu kazıkları çakıp, dibi de biraz ıslanmış. Bunları çaktıktan sonra birazcık hemen bir taş dizip gideceğiz. Arkadaşlar bir tanesini çaktık. Şöyle bir tane de karşısına böyle ufak da bir taş yol yapacağım. Şimdi arkadaşlar geniş açıdan bir yere kuracağım kameramı hızlı çekimde. Kalanları da hemen bitirelim. Thank you.
birlikte arkadaşlar. Yeri çevirdik, şöyle taşlarla belli ettik. Şöyle güzel bir şekilde oldu. Allah nasip ederse arkadaşlar, dediğim gibi ileride buraya çok güzel bir ahşap ev planım var. Hani bakalım, her şey nasipte ne varsa olur. Olduğu kadar artık. Şimdi buradan Aygır'a doğru gidiyoruz. Evet, Aygırlıkçı Gediğine geldik arkadaşlar. Yaylada işlerimizi hallettik. Şimdi şuradan biraz kiraz alalım. Ha? Yapalım mı şunu? Yok vallahi dedi, yiyen olmaz o kadar ya. Bir kilo. Yaptırırsın, çok güzel. Tamam yap, iki yap ya. İki yapalım hadi. Meyve bile satılıyor arkadaşlar burada. Tamam. Böyle az bir kiraz alıp. Mısır lazımsa mısır? 5, 6, 7, 8. Biraz da mısır aldık arkadaşlar. Kayısı da çok güzel. Delikanlı bir ye. Valla kayısı pek yiyen olmaz. Allah razı olsun diyeceğim. Allah razı olsun diyeceğim. Bak onun tadına bak. Nereden geliyor? Yayladan mı? Kirazımız var, mısırımızı aldık arkadaşlar. Şimdi şuraya çayımızı koyup tuzluğun pirimizi yiyeceğiz. Böyle bir dolaşalım yine sizlerle burada. Evet arkadaşlar, bugün biraz... Annem olur ya. Kolay gelsin hanım. Yutup çıkarken karşıya koyacağım. Böyle arkadaşlarım. Marullarım. Çektim direp çektim. Şöyle arkadaşlar ileri doğru gidelim. Biraz bir tur yapalım şöyle, Aygır turu. Su arkadaşlar bayağı azaldı. Tabii ne olacak? Yaz geldi artık. Fazla da donandırmayacağım arkadaşlar. Videoyu çok da uzatmak istemiyorum. Çünkü zaten buralara daha öncesinde geldik, gezdik. Bir de karşıya geçelim. Aslında yüzülür de. Bir yandan çok sıcak, bir yandan çok şey arkadaşlar. Nasıl desem. Soğuk. Su buz gibi. Ama bugün terliklerimi getirdim. Şöyle güzel bir suyun içine girip ayaklarımı serinlendireyim. Aygır şimdi bambaşka arkadaşlar. Çünkü yeşillik olduğu zaman daha bir güzel burası ya. Yaylaya da yerimizi çevirdik. Allah nasip ederse, ömrümüz olsa arkadaşlar, paramız yeterse ufak ufak yaşlayacağım. Bir şeyler yapmaya çalışacağım. Hem de kendim için, hem misafirlerim için, arkadaşlarım için. Ya da örnek vereyim, siz izleyenlerden gelen olur vesaire. Onlar için. Geçen cumartesi günü geldiğim zaman burası komple doluydu. Araba koyacak yer bile yoktu arkadaşlar. Tek sorun arkadaşlar, buranın çok kalabalık olduğu zaman duman çöküyor buraya. Çünkü boğazda bir bölge olduğu için yayla gibi ferah olmuyor. Ama yine de mesire alanı olarak güzel. Şöyle aşağı sonuna doğru gidelim. Burada arkadaşlar kamp için ayrılmış bu bölgeler. Buralar hep kamp yapmak için, yani çadır kurmak için çok ideal. Hem kapalı hem de korunaklı diyebiliriz. Kumpirimizi vurduk arkadaşlar. Bir de suyun çıktığı yere doğru gidelim. Seni arabaya gittim. Neden? Çekmiyor değil mi? Çekiyor. Kışa göre su miktarı çok az arkadaşlar. İyicene çekildi. Yazın ortalarına doğru biraz daha azalır. Büyük ihtimal.
Gelecekseniz arkadaşlar bu hafta sonu gelmeyin, kesinlikle yer bulamazsınız. Aşırı kalabalık oluyor. Ve dediğim gibi çok bir duman çöküyor buraya. Evet arkadaşlar, soframız hazır. Burada rokamız var, kendi bahçemizden marulumuz var, yufka ekmeğimiz, keşli ekmeğimiz. Hepsi mevcut. Şimdi biz oturup yemeğimizi yiyelim. Şöyle artık. Afiyet olsun paşam. Evet arkadaşlar, çayımızı da demleyelim. Oh. Suyumuz da kaynadı. Kara çaydanlıkta bir çay keyfi yapıp ondan sonra da arkadaşlar işlerimiz var, gideceğiz. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş kalabalıklaşmaya da başladı burası. Birkaç araba geldi. İnsanlar müsait oldukları zamanlarda genelde geliyorlar buraya. Yaz mevsim olduğu için biraz daha konuyor. Şu alanlar arkadaşlar dediğim gibi kamp alanları için ayrılmış bir bölge. Hani kampa gelen insanlar genelde çadırlarını buraya kuruyorlar. Oyun oynayan, top oynayan herkes burada. Evet arkadaşlar, videomuzun da sonuna geldik. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Bugün neler yaptık? Bugün arkadaşlar böyle yaylada yerimizi çevirdik. Dediğim gibi orayı da arkadaşlar Allah nasip ederse. Hani güzel planlarım var. Lakin tabii ki biraz zaman istiyor. Çünkü maddiyat isteyen bir şey ve zaman isteyen bir şey. Elimden geldiği kadar kendim yapmaya çalışacağım. Ama yapamadığım yerlerde tabii ki de yardım alacağım. Kurma amacım da arkadaşlar, geldiği zaman misafirlerim, akrabalarım vesaire, hani kim ne olursa olsun, kim olursa olsun geldikleri zaman bölgede hani başımızı sokacak bir yerin olması. Tamam, arkadaşlarımız, dostlarımız var illaki, hani gittiğimiz zaman Allah'a şükür kalacak yer problemimiz olmuyor, ama kendi yerimizin olması ayrı bir şey. Hani veya hani başkasının yanında kalmak ayrı bir şey. Güzelce orayı da çevirdik. Güzel bir aygırda tuzlu kumpir yedik. Pikniğimizi yaptık. Şimdi artık eve gitme zamanı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize hoşça kalın. Allah'a emanet olun.